Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Portakal ile Sohbet Ediyoruz bölüm 5'i çekiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen bölümde konuğumuz gelememişti, uçağı kalkamamıştı. Ama şimdi geldi, kendisi Japonya'dan geldi. Kendini tanıtır mısın? Tabii ki tanıtabilirim. Merhaba, ben Bulut. Aslında bir Türk'üm ama Japonya'da büyüdüm. Pekala, kendini tanıttığın için teşekkür ederiz. Ve bu bölümümüz son arkadaşlar. Final bölüm. Onun için masamızı değiştirdik. Bir de konuğumuza yemek koyduk. Sen son bölümün konuğu olduğu için çok şanslısın bence. Hadi o zaman sorularımıza geçelim. Arkadaşlar ama soruları kağıda yazmadık bu sefer. Ceren bize direkt soracak çünkü son bölüm arkadaşlar. Son bölüm özel. Ceren birinci soruyu sor bize. Ama şunu söyleyeyim. Bu sorular günlerle ilgili. Evet çocuklar. Bu sorular günlerle ilgili. Şimdi minişler beni dikkatli dinleyin. Bu sefer kağıda yazmadık. Onun için çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Size göre haftada en güzel gün hangisidir? Konuklarımıza öncelik vermek istiyorum. İlk ben başlayacak olursam, benim haftada en sevdiğim gün Perşembe günü oluyor genelde. Neden peki? Çünkü ben Perşembe günü hiç yoğun olmuyorum. Çarşamba, Salı, Pazartesi günleri yoğun olduğum günler oluyor. Onun için böyle Perşembe günü tam bir dinlenme günü gibi geliyor bana. Özür dilerim, sandalyeden düştüm. Pekala, teşekkür ederiz. Şimdi ben söyleyebilir miyim? Tabii ki. Benim haftada en sevdiğim gün pazar günü. Neden? Çünkü pazar günü haftanın son günü olduğu için bir güzel geliyor yani insana. Ne bileyim, çoğu kişi sevmez pazar gününü ama ben bayılırım. Çünkü o zamanlar ödevlerim bitmiş oluyor. Onun dışında kitap okumuş oluyorum. Yani bir sürü zamanım oluyor o gün. Dışarı falan da çıkmıyorum. Ben pazar gününü çok seviyorum. Pekala, şimdi sizlere diğer bir soruyu soracağım. Yine beni dikkatli dinleyin, tamam mı? Pekala, dinleyebiliriz. Bulut ve Portakal. İkinci sorumuz geliyor. Sizin haftada en sevmediğiniz gün hangisidir? Hadi bakalım buna cevap verin. Ben yine konuklarımıza öncelik vermek istiyorum. Pekala, teşekkür ederim. Benim haftanın en sevmediğim gün Salı günü. Neden peki Bulut? Salı günüdür. Neden? Çünkü o gün bayağı yoğun oluyorum. Böyle müdürümüz bayağı iş veriyor o zaman. Hiç dinlenecek vaktim olmuyor. Misafirliğe falan filan gidemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ve o gün nöbet günüm olduğu için full 24 saat nöbetteyim. Uyumak falan yok. Onun için Salı gününden nefret ediyorum. Tamam Bulut. Şimdi ben söyleyebilir miyim? Tabii ki Portakal. Ben zaten geçen bölümde söylemiştim. Benim sevmediğim bir gün yok. Çünkü her gün güzeldir bence. Ne güzel, keşke benim de sevmediğim gün olmasa. Tamam. Şimdi de son sorumuzu geçiyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi son sorumuzu da sor. Bu soru çok garip gelebilir size. Sizce haftanın yani en sevdiğiniz günü bir gün yapmak isteseydiniz onu ne yapardınız? Anlamadım. Ha, ben anladım. Ama ilk konuklarımıza öncelik veriyoruz. Ha, şimdi de benim kafam bastı. Dediğim gibi benim en sevdiğim gün Perşembeydi. Ben Perşembeyi ne yapardım? Yani ne günü yapardım Perşembeyi? Ben Perşembeyi parti günü yapardım. Neden peki Bulut? Çünkü Perşembeyi çok seviyorum ve Perşembe günü çok vaktim oluyor. Orası yani dediğim gibi tatil gibi. Onun için arkadaşlarımı çağırıp bir parti yapmak çok güzel olur. Onun için ben olsam Perşembe gününü parti günü ilan ederdim. Harika. Peki Portakal, sen hangi günü şey yapardın? Benim en sevdiğim gün pazar günü demiştim. Ben pazar gününü çay partisi günü yapardım. Neden ki? Çünkü benim de Bulut'unki gibi çay yani pazar günleri çok 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 işim. Ay işte pazar günleri bütün işlerim bitiyor. Bütün çalışmalarım bitiyor. Onun için güzel bir çay partisi yapardım dışarıda. Tamam o zaman.
Bugünkü Portakal ile Sohbet Ediyoruz bölümü bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı ve yorumlara çıksa bu video hakkında yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz.